Boş bulundum. Efendim. Beklerseniz birkaç dakika içinde arayacağım sizi. Mine, senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Bir iş görüşmesi yapmam icap ediyor da. Hem resmi hem de müşteri gizli kalmasını istiyor. Rica etsem bana biraz müsaade eder misin? Tabii tabii. Benim de banyoda işim vardı zaten. İlaçlar Ağustos sonunda teslim edilecek. Evet. 30 Ağustos. Hayrola ne? Nedir bu telaşın? Biz seninle bir anlaşma yaptık Naki. Doğrudur. Ben sana darbecileri ortaya çıkaracak haberler taşıyacaktım. Karşılığında sen de benim borçlarımı silip beni serbest bırakacaktın. Laf nereye gelecek acaba? Sana darbenin yapılacağı tarihi söylesem nasıl olur? Güzel olur. Ben artık yokum Naki. Ne Niyazi ne de diğerleri. İstemediğim şeyler yapıyorum, canımı tehlikeye atıyorum. Sana o tarihi veririm, sonra da çeker giderim. Ben artık mutlu bir hayat istiyorum, huzurlu bir hayat istiyorum. Başka? Buradan çıkıp gideceğim ve sonuçlarına da katlanacağım. Olacaklardan korkmuyorum. Gel benimle. Sana bir şey göstereceğim. Bak bakalım kim varmış burada. Tanıdın değil mi? Hem cinayet işle hem de elini kolunu sallaya sallaya gez. Hiç olur mu Mine? Her işin bir fiyatı oluyor. Fiyat demeyelim. Sen gün görmüş kadınsın. İsmin var. Bedel diyelim ha Mine? Çok şükür ki ben temiz kalpli biriyim. İşe devam etmene itiraz etmiyorum. Şimdi söyle bakalım bana. Bu hainler ne zaman halt edecekmiş? 30 Ağustos. Sana iki şey söyleyeceğim Mine. Bunların para kaynağını bana bulacaksın. O vakit kesersek benzine kim bunlar tek tek çıkaracağım. Hep beraber millet için çökeriz üstlerine. Sen duyuyor musun beni? Duyuyorum. İyi. Bundan gayrı yürüdüğün yola dikkat et. Ters taraftan çık mesela. Arka kapıdan çık. Yön değiştir. Artık kenarında değilsin. Ortasındasın. Ölürsen şehit de olmayacaksın. Niyazi. Sizi buraya bir aciliyet olmasa davet etmezdim. Meseleyi anlatınca hassasiyetini hemen anlayacaksınız. Gizli bir toplantıdayız. Şu dakikadan sonra burada konuşulanlar dışarıya sızacak olursa hepimiz suçlu ve sorumlu olacağız. 30 Ağustos'ta rejimi ve hükümeti hedef alan bir darbe hazırlığını öğrenmiş bulunuyoruz. Takip ve tetkiklerimiz devam ediyor. Niyazi Demirhan 1963 yılında binbaşı olarak ordudan atıldı.
darbe teşebbüsü içinde mühim bir rolü olduğunu biliyoruz. Hükümet ve ordu içinde destekçileri olduğunu da tahmin ediyoruz. Buna göre çalışıyoruz. Amirim, sizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu türden kadrolaşmaları askeri eylemin evvelinde tespit edebilmek kolay değildir. Niyazi Binbaşı silah ticaretiyle uğraşıyor. Dönem arkadaşlarına ve görev yaptığı yerdeki as ve üst askeri kadroları listeliyoruz.